kalesine uzandın. Şahikalar ucunda dalgalandın. Sana selam ey şanlı Türk sancağı. Sana selam ey şanlı Türk sancağı. Çırpınarak dalgalanır kanadın. Gökyüzüne çıkmak mıdır muradın? Gölgenle can vermek ister evladın. Adı kutsal yücedir bu sevdanın. Sana selam ey şanlı Türk sancağı. Sana selam ey şanlı Türk sancağı. Devrem. İyiyim Cengiz, iyiyim. İyi misiniz? Nadia neden böyle yaptı? Yanındaki adam da kim? Bu kızın amacı ne? Canı almadan önce bu soruların cevabını alacağım ondan. Hadi komutanım, hadi. Bırakma kendini, hadi. Komutanım, çok korkuttunuz bizi. Nadia. Komutanım. Nadia diğer adamla birlikte kaçtı. Şimdi siz bunları düşünmeyin. Derin derin nefes alın. Nabzını kontrol edin. Benim Tim'e haber vermem gerekiyor. Pençe 2. Konuşan Pençe 10. Pençe 1'in durumu gayet iyi. Cihangir hocamız da yanımızda. Oh, şükürler olsun. Tamam Sabir, biz de geliyoruz. Sağ ol. Bunu yanına bırakmamalıyız. Bizi düşürdüğü duruma bak. Resmen de aldık. Bu işte bir bit yeneği var. Yakında çıkar kokusu. Koku mu kaldı komutanım? Bu kadın resmen bize ihanet etti. Gitti bir de Ali Yüzbaşı'yı vurdu. Ben de artık güvenmiyorum komutanım. Cengiz, sen de şu Nadia'ya olan güvene bir son ver artık. Yeter. Emret komutanım. Selim, Ali nasıl? İyi komutanım, işi yok. Yalnız Nadia'yı elimizden kaçırdık. Tamam tamam, onu buluruz elbet. Siz hemen çıkacaksınız oradan. Yerel kuvvetler size doğru yaklaşıyor. Sakın ola ki bir temas yaşamayacaksınız. Helikopter yolda. Çabuk sınıra geçin. Emredersiniz komutanım. Teröristlerin araçlarını kullanarak hemen sınıra geçiyoruz. Gidelim. Mithat'ı ve ekibini öldürme emri aldım. Geride kimse kalmayacak. Doğal seleksiyon. Onlar ormanda cansız yatıyor.
Hayatta kalan benim. Bilirsin, Nadia Ivanova asla oyun dışında kalmaz. Kendine fazla güvenme bence. Oyunun yeni sahibi benim. Eski günler hatırına bana bir şans ver. Senin için çalışabilirim. Komutanım, helikopter yola çıktı. 10 dakika içinde sınırda olacak. Güzel. Umarım bu sefer bir sorun çıkmaz. Komutanım, yapmayın, giymeyin şu bakın şu yeleği. Kaburgalarınız kırılmış olabilir. Ne dedi komutan? Hemen harekete geçin. Askerler geliyor, açık emirdir dedi. Nadia'nın bir şeyler çevirdiğini söylemiştim. Bu kızın bizim planlarımızda işi yok. Görüyorsunuz ki en başından beri haklıydım. Ne Nadia'sı Selim? Boran Sedef'i kaçırmış. Ne Nadia'sı? Ne? Ne? Sedef'i mi kaçırmış komutanım? Bütün eylemleri o yapmış. Komutanım, blöf yapıyor olmasın? Başlatma blöfünden Mustafa. Adamı görmedin mi? Hedefine kilitlenmiş, duygusu yok, hissi yok. Önüne geleni biçiyor. Ne blöfü? Selçuk. Hazır komutan. Nereye gidiyorsun, hayırdır? Onu bulmaya. Ali! Bırak Selim. Yapma gözünü seveyim, böyle olmaz. Bırak dedim sana. Bak, o da bizden bunu istiyor. Amacı ne bilmiyorum. Ama bizden istediğini almadan Sedef'e zarar veremez. Sana emrediyorum, bırak. Bırakmam. Böyle gitmene izin veremem. Bırak dedim sana. Selim doğru söylüyor. Sedef Türkiye'dedir. Sınırdan geçirmesi imkansız. Gidip bir an önce Türkiye'de arayalım. Bak onu bulacağız. Yerin 7 kat dibine de saklamış olsa tırnaklarımızla kazıyıp bulacağız. Ama şimdi lütfen sakin ol. Komutanım, askerler geliyor. 3 dakikaya buradalar. Vay. Biz burada arabayla takılalım. Paşaların ayağına helikopter gitsin. Adı üstünde. Özel kuvvetler. Toptan temizlik varken neden taksit taksit uğraşalım değil mi? Evet. Ne demek o? Arabaya bin. Bin arabaya. Şifreli yayına geçiyoruz. Hadi gidelim buradan. Yoksa askerlerle kafa kafaya geleceğiz. İşte o zaman işin içinden çıkamayız. Komutanım, biz tanımadığımız insanlar için bile canımızı siper ediyoruz. Sedef için gözümüzü kırpmadan ölürüz. Bir an önce gidip planlama yapalım. Bizim en iyi yaptığımız iş bu. Her türlü Sedef'i buluruz. Şimdi sakin olmamız gerekli. Komutanım, siz bize her zaman ne derdiniz? Yarına bırakırız ama yanına bırakmayız. Biz de yanına bırakmayacağız komutanım.
bulacağız. Gelmek üzere. Hadi acele edelim. Thank you.
Bundan sen yardım et. Komutanım. Mezarda alır. Belki yaptıklarımız bilinmeyecek, anılmayacak ama biz çoktan varlığımızı ülkemize armağan ettik. Bugün bu demirden tabutta bitse de hikayemiz, biz ölmeyeceğiz. Çiçek olup dağlarda açacağız. Şehit olup yüreklerde yaşayacağız. Bizim için önemli olan vatan ve içinde dalgalanan bayrak. Ama vatan uzaklardan bakıp da benim diyenlerin değil. Yar koynuna baş koymadan şehit düşenlerindir. Allah'ım sen yardım et. Muazzez Hanım, iyi misiniz? Kızım, Kolonya. Sedef'in bir kuyruğunun tepesinden aşağı düşüyordu. Halim de peşinden gitti. Canım. Tutamadım ikisini de, tutamadım. Tutamadım. İkisini de tutamadım. Tutamadım. İn arabadan. İn dedim. Ahtapot beceriksizliği yüzünden Mithat'ı öldürme görevini sana verdi. Öyle değil mi? Ali Yüzbaşı sağ olsun. Hepsini halletti. Ben hazıra kondum. Mithat'ın ekibinden bir tek sen kaldın. Bunun bir değeri olmalı. Maalesef Nadia. Sadece Mithat'ı değil, tüm ekibini. Yani sıra sana geldi. Eski günlerin hatırına bana bir şans verebilirsin. Birlikte çalışabiliriz. Kral öldü. Yaşasın yeni kral diyorsun yani. Daha Mithat'ın cesedi bile soğumadı. Sana köle olacağımı söylemedim. İşbirliği teklif ediyorum sana. Ölürken kuyruğu dik tutmak iyidir.
Pençe bir, pençe konuşuyor. Beni duyuyor musunuz? Pençe, pençe bir, çağrımı alan var mı? Tüm pençe istasyonları, eğer çağrımı alıp da bana cevap veremiyorsanız telsizi mandallamanız yeterli. Destek kuvvet yola çıktı geliyor. Pençe, çocuklar yaşıyor musunuz? Cevap verin. Pençe cevap ver. Arkadaşlar yaşıyor musunuz? Ahmet. Emredin komutanım. Destek kuvvetin oraya varması ne kadar sürer? 10 dakika içinde bölgede olacaklar komutanım. Aslı, hemen bir İHA talep et. Bölgeyi havadan kontrol edeceğiz. Emredersiniz komutanım. Ahmet, personelin bilgi fişlerini İBED'e çıkarın. Tüm hastanelerle timin kan gruplarını paylaşın. Gerekli tedbirleri alalım. Emredersiniz komutanım. Aslı, 112 ile irtibata geç. Bölgedeki tüm ambulanslar harekete geçsinler. Emredersiniz komutanım. Pençe, pençe bir, çağrımı alan var mı? Cevap ver. Pençe, pençe. Çocuklar yaşıyor musunuz? Cevap verin. Söyle. Helikopter kontrollü iniş yapmış. Destek kuvvet gelmeden hepsini öldürün. Tamam efendim. Cengiz. Sağ ol Evrem, hayatımı kurtardın. Ne demek Devrem? Sen olmazsan ben kimle dirişeceğim ha? Tamir şapşal! Mühimmatı idareli kullanın arkadaşlar. Sabri. Emredersiniz komutan. Sabri! 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 Nişancı var, yere yatın. Yat, 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 yat! İyi misin Sabri? İyi mi? Yelek tutmuş, iyi. Bir şey yok. Ya Allah şükürler olsun. Bora, bul şunu hemen. Bul şunu Bora! Teknik gibi bizi alacak yoksa. Çok iyi saklanmış komutanım, bulamıyorum. Neredesin? 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 Hadi, hadi, hadi.
böyle olmayacak. Sana kaç saniye lazım? Komutanım, yeter ki üst üste atsın. 10 saniyede buluruz. Yapma. Çok riskli. Cengiz, Bora, hazır olun. 3. 2. 1. Hadi, hadi. Neredesin? İşte buradasın. Saat 11 istikametinde Bora. İşte buradasın. Etkisiz. Helikopteri güvenlik çemberine alın. Emredersiniz komutanım. Hadi. Çok teşekkürler. Çok kontrollü bir inişti. Ne demek Selim Yüzbaşım? Görevimizi yaptık. Sizinkisi görevden de öte komutanım. Minnettar size, sağ olun. Siz de sağ olun. Biz helikopteri kontrol edelim. Ali. Komutanım, sağ salim indik. Durumumuz iyi. Nedir durumunuz? Komutanım, pilot arkadaşlar sağ olsun helikopteri kontrollü bir şekilde yere indirdi. Helikopter zarar görmedi. Kalkış için son kontroller yapılıyor. Ali, hemen terk ediyorsunuz orayı. Hemen. Komutanım, Sedef'in durumunda bir gelişme var mı? Demek öğrendin Ali'yi. Hayır, henüz yok. Ali, hemen çıkın oradan. Anlaşıldı komutanım. Şükürler olsun. Ahtapotun bir kurmayı gibi değil de tetikçisi gibi davranıyorsun. İnisiyatif alabilirdim. Değişmişsin görüşmeyle. İlmiş seni. Çocukken de böyleydin. Boşuna dil dökme. Sona geldik. Söyle. Askerler kurtuldu. Adamlarımızın hepsi öldü. Allah kahretsin. Beceriksiz herifler. Yoluna bu beceriksizlerle mi devam edeceksin gerçekten? Hı? Helikoptere füzeyi atan Boran'da adım gibi eminim. Bu adam çok tehlikeli arkadaşlar. O yüzden dikkatli olalım. Evet, kesin Boran'dı. Ama o çok güvendiğimiz Nadia bu işin neresinde? Ben esas onu merak ediyorum. Bunu zamanla öğreneceğiz Selim. Şimdinin konusu değil bu. Ali Yüzbaşım, kalkışa bir manimiz yok. Birazdan motor çalıştırıyoruz. Tamam komutanım. Hadi arkadaşlar, toplanın. Gidiyoruz. Bir an önce Sedef'i bulmam lazım. Thank you.
Bu yaptığın için esiniyorsa çek tetiği. Çek! Bana hayatta kalmayı sen öğretmiştin Boran. Sonunda senin elinden olsun, ne diyeyim? Bana öğrettiklerin için sana minnettarım. Unutmamış olman güzel. Harika bir öğrenciydin. Ama o günler eskide kaldı. Ne yani? Geçmişimizin hiç mi değeri yok senin gözünde? Ha? Biz bir aile gibiydik. Hatırla. Mithat'ın zulmü altında birbirine kenetlenmiş bir aile. Bu arada baban kim senin? Cihangir Yılmaz. Gök Kubbe Savunma Kalkanı projesinin başındaki Cihangir Yılmaz mı? Evet. Şimdi belli oldu sizi niye kaçırdıkları. Babamı tanıyor musunuz yoksa? Hayır, şahsen değil. Ama baban çok önemli bir bilim insanı. Ona bir şey olacak diye çok korkuyorum. Şşş, sakın ağlama bak. Hiçbir şey olmayacak, merak etme. Eminim polisimiz de askerimiz de babanı kurtarmak için seferber olmuştur. Bizi kurtarmak için elinden geleni yapacaklar. Hem babanı hem bizi. Sakin ol lütfen, ağlama. Şimdi başlıklara geçiyoruz. Ünlü armatör iş insanı Mithat Sargon trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazayla ilgili bilgiler gelmeye devam ettikçe sizlere aktaracağız değerli izleyenler. Örgüt için infaz diyecek halleri yok ya. Ama iş Türkiye aleyhine oldu mu, bire bin katıp yedi düvele servis eder bunlar. Aslı, MOBESE'lerden bir sonuç var mı? Maalesef komutanım. Gelirken ve kaçarken Ali Yüzbaşı'nın evinin yolu kullanılmamış. Ormanın içinden alt stabilize yola inilmiş. Orada da kamera bulunmuyor. Elimiz kolumuz bağlandı. Anlaşıldı, tamam. Komutanım, pençe timi gelmiş. Şey. Hadi gidip aslanları karşılayalım. Hocam, askerler size karargaha kadar eşlik edecek. Sonra da komutanla görüşeceksiniz. Tamamdır yüzbaşım, sağ olun. Merak etmeyin. Biz kızınızı kurtaracağız. Şimdi bir durum değerlendirmesi yapmamız lazım. Tamamdır Selim Yüzbaşım. Size güveniyorum. Eyvallah. Buyurun. Dikkat! Arkadaşlar, hoş geldiniz. Sağ ol! Maşallah. Çok iyi gördüm sizi. Rahat rahat. Evet, artık oturup yakınmanın vakti değil. Bir an önce Sedef'in ve Cihangir Hoca'nın kızının kaçırıldığı yeri bulmamız gerek. Polisler ve istihbarat elinden geleni yapıyor. Bizler de onlara destek olacağız. Ali, odanda görüşelim. Emredersiniz. Arkadaşlar, hepinize geçmiş olsun. Sağ ol! İkinci bir emre kadar istirahat edebilirsiniz. Emredersiniz komutanım. Komutanlarım, arkadaşlar, bizi çok korkuttunuz. Neyse ki hepiniz iyisiniz. Bununla geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Selim. İyisiniz değil mi Selim? İyiyiz işte. Ne kadar iyi olabilirsek o kadar iyiyiz Aslı. Gördün Nadia bize neler yaptı. Çözeceğiz bir şekilde. Siz iyisiniz ya. Önemli olan da bu zaten.
Ali. Kaldır kafanı. Sakın ola ki gardını düşürme evlat. Ne olursa olsun Sedef'i bulacağız. Tüm kolluk kuvvetleri titizlikle çalışıyor. Henüz bir bilgiye ulaşamadık ama bulacağız. Ben adamı gördüm komutanım. Sıradan biri değil, duygusu yok. İşini gölgelerde yapmayı iyi biliyor. Gerekirse güneş olup tepeden doğar, gölgesini yok ederiz. Kardeşim kaçırılmasına sonmuş komutan. Senin evinden kaçırmışlar Ali. Sedef'in orada ne aradığını henüz öğrenemedik. Annen de bilmiyor. Kaçarken iki polisi de vurmuşlar. Neyse ki adamlar yaşıyor. Yaralı polislerden öğrendiğimize göre bu saldırıyı gerçekleştiren bir kadınmış. Cihangir Yılmaz'ın kaçırılma operasyonunda da bu kadının parmağı olduğunu düşünüyoruz. Anlaşıldı komutan. Peki ne istiyormuş bu adam? Muhbirin kim olduğunu öğrenmek istiyor. Yani Nadia'yı. Yaptıkları hiç mantıklı değil. Nadia açığa çıkmamak için bir oyun oynamış olabilir. Ama tehlikeli bir oyun. Bunu öğreneceğim komutanım. Ama sizden bir isteğim olacak. Evdeki korumaları geri çekmeliyiz. Benle temas kuracaklardır. Aksi halde yanaşmazlar. Yok, bu son derece tehlikeli. Komutanım, bundan daha hızlı bir yöntem yok. Emin olun, benim yerimde olsaydın siz aynı şeyi yapardınız. Anlaşıldı. Ama son derece dikkatli olacağız. Emredersiniz komutanım. Bu telefonu al. İçinde özel bir hat takıldı, dinlenemez. Bundan sonra tüm özel görüşmelerimizi bu telefon üzerinden gerçekleştireceğiz. Emredersiniz komutanım. Nihayet karar verebildin. Umarım en başa dönmemişizdir. Sana son bir şans vereceğim. Ama önce kendini bana ispat edeceksin. Ah be Bahar kızım, bir ilacı alıp gelemedim be yavrum. Mazeret Hanım, kendinizi perişan ettiniz. Ah yavrum, zalimlerin elinde. Alim'den de ses yok. Şu aldığım nefes sanki ciğerime batıyor. Kapı mı? Dur sen dur. Çok şükür ya Rabbim. Yavrum şükürler olsun. Çok şükür ya Rabbim, çok şükür. Seni bana kavuşturan Allah'ım. Alacak, kendin sağ ol, gel. Gel şöyle oturalım. Gel. Ay yavrum benim. Şöyle gel. Gel otur şöyle, gel. Allah'ım çok şükür ya Rabbim. Sana kavuşturdum. İnşallah Sedef'ime de sana kavuştum gibi kavuşurum ya Rabbim. Anacığım ne olur kendini salma. Bak ben de Sedef de güçlü durmayı senden öğrendik. Hiç yakışıyor mu böyle kendini salmak? Kızım yavrum, hakkım var. Ne yapayım işte ana yüreği? Analar da taşa baş kaldırılmış da evlatlarıyla sınanmaya gelemezmiş.
Bak bugüne kadar verdiğim bütün sözleri tuttum. Şimdi yine söz veriyorum. Sağ salim getireceğim onu, merak etme. Senin haber mi var yoksa? Şimdilik bir haber yok ama elimizden geleni yapıyoruz. Ne isterler yavrumdan? Dertlerin ne bu zalimlerin? Dertlerine. Vatana hizmet etmenin bedelini ödüyoruz işte. Yavrum sen de kendine dikkat edesin ha. Tamam çocuğum. Ne olur salma kendine. Bulacağız onu, ne olur. Dirayetli ol, tamam. Dirayetli ol ki aklım sende kalmasın. Tamam. Bu arada Bahar'la konuştum. Ailesi memlekete gitmiş. Dönene kadar burada kalabilirim dedim. İyi, tamam, tabii. En mantıklısı bu. Malum kapıda polisler var, burada güvende olursunuz. Bulacağız bunu, merak etme. O zaman önce Allah'a, sonra birbirinize emanetsiniz, tamam mı? Kendine dikkat et yavrum, kendine dikkat et. Merak etme anne, ustam. Gözün arkada kalmasın. Tamam sen otur, otur sen. Ben geçireyim. Otur. Aziz anamıza ve bağır kızımıza gözümüz gibi bakarım. Yapabileceğim bir şey olursa çekinme söyle. Eyvallah ustam. Ama Sedef'i kaçıranların benimle irtibata geçmesini beklemekten başka yapacak bir şeyim yok. Sıla'nın o işle alakası var mı sence? Oralar çok karışık ustam. Ama Sedef'in kaçırılmasına göz yumacağını sanmıyorum. Ya. Benim aklıma bir şey geliyor. Nedir o abi? Şu açılışta patlayan bomba. Bu adamlarla ilişkisi olabilir mi? Olma ihtimali yüksek. Patlamada kullanılan bomba düzeneğinin basit bir örgüt işi olmadığını söyledi. Evet. Enteresandır ki bomba düzeneğini bir kağıt toplama arabasına saklamışlar. Kağıt toplama arabası mı? Baştan beri Selim Yüzbaşı haklıydı. Onu dinlemeliydik. Binlerce teröristin yapamadığını tek bir kız yaptı. Bizi ölüme sürükledi. Orhan dedik ama belki helikopteri de vurdu. Bilmiyoruz ki. Vurmamış olsa bile yanındadır. Nihayetinde beraber kaçtılar. Atilla Yüzbaşı'nın şehit olduğu operasyonda da kesin parmağı verdi. Yok dedi ama artık inanmıyorum. Ya benim yaralandığım operasyon? Onda parmağı yok muydu? Yine de kafamda oturmayan bir şeyler var. Buna diye bu eylemi onlarca kez yapabilirdi. Elinde fırsat da vardı. Neden yapmadı? Cengiz Yüzbaşı haklı. Neden yapmadı? Yeter! Kendinize gelin! Şu Nadia'yı savunmayı bırakın artık! Benim kimseyi savundum yok Selim. Sadece mantıklı düşünmeye çalışıyorum. Ne mantığından bahsediyorsun sen Cengiz? Ortada mantık mı kaldı? Kız Ali Yüzbaşı'yı vurdu. Helikopterimiz düşüyordu. Az kalsın ölüyorduk. Sedef ortada yok. Köşeye sıkıştık. Ya bu kız hayatımıza girdiğinden beri her şey alt üst oldu. Senin gördüklerini görmüyor muyum ben? He? Senin düşündüklerini düşünmüyor mu zannediyorsun? Bilmem. Belki kör olmuşsundur. Gözün görmüyordur. Selim. Sınırı aşma. Sınır mı kaldı Cengiz? Yapmayın. Biz bölünürsek yok oluruz. Yapmayın. Sanırım burası Bodrum kat. Her yer çok rutubetli. Ve her yerde boru var. Ne yapacağız peki?
Burada böylece durup bizi öldürmelerini mi bekleyeceğiz? Şşş! Korkma. Sakin ol. Kimse bir şey yapamayacak sana. Ama kaçamayız ki. Ellerinden kurtulmanın bir yolu yok işte. Bulacağım Nida. Bulacağım. Bir yolunu bulacağım. İyi de nasıl? Yüzbaşı Ali Banaz'la. Demek o sensin ha? Sen de kimsin be kadın? Biraz kibar olsan iyi edersin. Çünkü kız kardeşinin hayatı bizim elimizde. Ne istiyorsunuz kardeşimden? Derdiniz ne? Aa. Bak böyle olmadı. Çok acelecisin. Ne demişler? Sabrın sonu selametmiş. Siz etrafa dağılın. Güvenliği sağlayın. Sen de kardeşinin yaşamasını istiyorsan uslu uslu gir içeri bakalım. İçeri dedim. İçeri izliyor olabilirler. Ne olduğunu anlatacak mısın? Umarım seni vurduğum için bana kızmamışsındır. Ve bunun içinde. Niyetini anlayabilecek kadar tanıyorum seni. Ama şunu bilmek istiyorum. Boran'la kaçtığında aklında ne vardı? Aslında sadece onu vurmak. Onu vurup annemin intikamını almak. Ama Sedef'i kaçırdığını duyunca yapamadım. Eğer onu vursaydım, Sedef'in yüzünü bir daha asla göremeyebilirdik. Yani her şey Sedef'i kurtarmak için miydi? Evet. Sırf bu yüzden şu an annemin katiliyle işbirliği yapıyorum. Ne? Annen yaşamıyor mu senin? Türkiye'de demiştin. Öyle sanıyordum. Çünkü Boran yıllar önce annemin bir Türk'le birlikte sınırı geçtiğini ve orada başka bir kimlikle yaşamaya devam edeceğini söylemişti. Meğer sadece cinayetini örtbas etmeye çalışıyormuş. Yani o adamı tanıyordu. Ne yapıyorsun? Duyacaklar şimdi. Ne yapıyorsun? Nadia, o herif geçen gece garaja geldiğinde sana kim olduğunu sordum, tanımıyorum dedin. Şimdi gelmiş bana eski muhabbetlerinden bahsediyorsun. Ali. Karanlıktı. Yüzünü seçememiştim. Ne yapayım? Dua et ki o da beni tanıyamamış. Bu sayede hem Sedef'i hem de Cihangir Yılmaz'ın kızını bulabilmek için tek çare benim şu anda. Sedef'in karşılığında muhbir istiyorlar değil mi? Bunu sana gönderdi. Sedef nerede? Nerede Sedef? Ali ne yapıyorsun? Ya adamları toplayacaksın şimdi başımıza. Sakin ol. Bir sorun mu var? Aksine.
Nihayet ciddiyetimizi anladı yüzbaşı. Öyle değil mi? Siz dışarıyı boş bırakmayın. Git! Nerede tutuyorlar Sedef'i? Bilmiyorum. O kadarını öğrenmek için önce seni Boran'a götürüp onun güvenini kazanmam gerek. Şimdilik tek bildiğim şey var Ali. O da Sedef'i ve Cihangir Yılmaz'ın kızını aynı yerde tuttukları. Ne o? Çıkış yolu mu arıyorsun kendini? Geç hadi. Leş gibi burası. İyi sen bilirsin. Dönemde içeri yap istersen. Hadi yürü. Bırak. Yürü. Bırak. Efendim. Neredesin sen? Telefonun kapalıydı. Kapatmadım. Reyneleri tuttuğumuz yerde çekmiyor. Umarım her şey yolundadır. Aksi mümkün değil. İyi. Kendini gardiyanlığa kaptırıp esas işini unutma. Eğer bombada bir problem yaşarsam... ...o bombayla birlikte seni de havaya uçururum. Hiç şüphen olmasın. O bomba benim ustalık eserim olacak. Son yılların en kanlı patlamasına imza atacağımdan şüphen olmasın. Güzel. Güzel. Bitmedi mi daha işin? Hadi. Hey, sana diyorum. Nihayet. Yürü hadi. Meçhul terör eylemlerinin neredeyse hepsinde Boran'ın parmağı var. Amerika'da büyük tren faciası. Avrupa'da sivillere yönelik yapılan eylemler ve daha neler neler. Büyük lokma yani. Öyle. Aklı çok başka çalışır Boran'ın. Tanıdığım en pervasız adamdır. Bir şey istediğinde de onu almadan asla durmaz. Ne demek istiyorsun? Teslim olmalıyım Ali. Muhbiret bizzat benim olduğumu söylersem belki o zaman Sedef'i de... Tıpış tıpış vereceklerini mi zannediyorsun? Buna inanıyor musun yani? Nadia, görünenden daha büyük bir oyunun peşindeler. Anlatabiliyor muyum? Bu son olan patlama, Cihangir Hoca'nın kaçırılması, kızının alıkoyulması, planladıkları her neyse onu durduracak olan tek şey muhbir. Sedef'i de bu yüzden kaçırırlar. Ne yapacaksın peki? Ne seni ne de Sedef'i satmayacağım. Her zaman yaptığım şeyi yapacağım. Eğer bir çıkış yolu yoksa... ...o yolu bizzat kendim açarım. Sen de onun güvenini kazanıp bana yardım edeceksin. Tek amacım da bu zaten benim. Ama Boran ne Mithat'a ne de diğerlerine benzemez. Ne muhbiri öğrenmeden pes eder... ...ne de seninle görüşmeden bana güvenir Ali. Sana bir şans vereceğim. Ama önce kendini bana ispatlayacaksın. Sana tekrar güvenebilmem için Ali Yüzbaşı'yı bana getireceksin. Ali Yüzbaşı? Ali Yüzbaşı. Biraz önce vurur gibi yaptığın asker. Üç mermi, üçü de yele isabet. O karambolde ne yapmamı bekliyordun, ha? İki saniye geciksem seni öldürecekti. Yapma Nadia. Seni ben yetiştirdim.
Kafadan tek atışla işini bitirebilirdin. Neden yapmadın? Tim'i bir anlığına durdurmak için yapabileceğim en iyi hamle buydu. Hem onu öldürsem muhbiri nasıl öğrenecektin? Hı? Bak, bu işin şakası yok Burhan. Bu yüzden Mithat öldü. Haklısın. Haklısın. Onu dibine kadar sömürebilmem için hayatta kalması gerekiyordu. Haklısın. Tam olarak ne yapmamı istiyorsun? Ali Yüzbaşı'nın bana gelmesi için onu ikna etmen gerekiyor. Aksi halde Mithat'ın artığı olarak kalmaya devam edeceksin. Ben seninle bilgileri paylaşacağım. Oyunsa oyun. Biz onun istediğini vereceğiz. Biz de oyun oynayacağız. Boran'la buluşmaya gideceksin yani, öyle mi? Bak, benden ne istiyorsan yapmaya hazırım. Ama ahtapota bir kez bulaşırsan, vantuzlarını sana bir kez geçirirse bir daha asla kurtulamazsın. Boran da seni elinde oyuncak edene kadar durmaz. Ben ne yaptım biliyorum Nadia. Boran'la olan buluşma nerede olacak? Her şeyi hesapladığına eminim. Ama eğer sana eşlik eden veya seni takip eden güvenlik güçleri olursa bunu Boran kesinlikle anlar. İşte o zaman sen de Sedef de... Kimsenin kılına zarar gelmeyecek Nadia. Oraya tek başıma gideceğim. Ve ona istediğini vereceğim. Muhbirin kim olduğunu öğrenecek. İyi de az evvel bunun bir işe yaramayacağını söylemişti. Evet. Sana çıkış yolunu kendim bulacağımı da söyledim. Şimdi beni iyi dinle. Bu düğümü Cihangir Hoca sayesinde çözeceğiz. Cihangir'i Boran için tekrar kaçıracaksın. Sonrası anlattığım gibi. Çorap söküğü. Çorap söküğüymüş. Ya çok hafife alıyorsun ya da dalga geçiyorsun. Başka bir fikrin var mı? Yok ama... O zaman detaylar geçelim. Sana verdiğim adresi tek başına gitmek zorundasın. Seni oradan Boran'ın adamları alıp onun yanına götürecek. Tamam. Üstünde silah veya sinyal verici şeyler olmamalı. Hatta telefonunu evde bıraksan iyi edersin. Ali, lütfen dikkatli ol. Boran tahammülsüzdür. En ufak hatanda canından olursun. Benim için endişelenmeyi bırak ve görevine odaklan. Cihangir operasyonunu ne kadar hızlı başlatırsan o kadar avantajlı oluruz. Tamam, elimi çabuk tutacağım. Ama lütfen sen de onu karşında görünce kendini tutmaya çalış ve bir delilik yapma. İnan o kısım benim için de çok zor olacak. Bence sen çok hafife alıyorsun. Bak, çok tehlikeli bir işe kalkışıyorsun. Lütfen kendine dikkat et. Sana bir şey olmasın. Artık gitmemiz gerek. Evet, yüzbaşı. Adres bu. Kardeşinin yaşamasını istiyorsan tam vaktinde orada olsan iyi edersin. Yoksa yazık olacak savcı hanıma. Gidelim. Dinliyorum Ali. Komutanım, tahmin ettiğimiz gibi. Nadia geri döndü hem de Atopot'un adamlarıyla beraber. Boran'ı birlikte çalışmaya ikna etmiş. Güzel. Sıra bizde o zaman. Planı harfiyen uygulayın. Emredersiniz komutanım. Size Nadia'nın annesinden bahsetmiştim ya. Evet. Ne olmuş annesine? Düğüm çözüldü. Nadia'nın annesini vuran Boran Karadeli'ymiş. Boran. Boran öyle mi?
O halde bu adam çekirdekten yetişme bir terörist. Evet komutanım. Hatta Nadia'yı kamplarda ajan olarak yetiştiren de o. Küçük yaşta ahtapotun ağına düşmüş çocuklar bunlar. Demek Nadia annesinin intikamını almak için çıktığı yolda annesinin katiliyle işbirliği için, öyle mi? Evet komutanım. Ve bunu Sedef için yapıyor. Lavabodan geldiğinden beri çok gerginsin Sedef abla. Ne olduğunu söylemeyecek misin? Yoksa sana bir şey mi yaptılar? Hayır. Hiçbir şey yapmadılar. Ama hiç hoş olmayan şeyler duydum. Belli ki tek dertleri biz değiliz. Çok büyük bir terör saldırısı yapmaya hazırlanıyorlar. Açığını bulabildin mi? Hayır. Bir derviş gibi yaşıyor. Tek düze, sıkıcı. Bir rutini var mı? Her zaman kullandığı bir yol ya da düzenli gidip geldiği bir yer. Yok. İşe giderken bile her gün başka yoldan gidiyor. 6 tane koruması bir an bile yanından ayrılmıyor. Ama merak etme. Açığını bulacağız. Yani Adia, ondan haber var mı? Biraz önce aradı. Ali Yüzbaşı ile irtibat kurmuş. İstediğimiz yere gelecek. Güzel. Vakit kaybetmeden çıkalım. Selamünaleyküm gençler. Kolay gelsin. Aleykümselam abi. Ya bir şey soracağım. Bu mıntıkada kağıt toplayan Ferit kardeş vardı. Tanır mısınız? Tanırız da Ferit öğleden sonra çıkar. Ya bir şey soracağım. Şu geçendeki patlama olan sokağa da siz mi bakıyorsunuz? Evet biz bakıyoruz. Biz emniyete ifade verdik. Zaten o herif dışarıdan gelmiş. Hayırdır abi? Sen de mi polisin? Yok be oğlum. Emekliyim ben. Meraktan sordum işte. İyi hadi kolay gelsin. Eyvallah abi. Sağ ol. Operasyondan döndüğümüzden beri ağzımıza lokma koymadık. Öyle olmaz arkadaşlar, hadi bir şeyler yiyelim. Biz yiyeceğimizi yedik Bora. Uzun süre karnımız acıkmaz. Bize atılan kazık tok tutuyor, emin ol. Siz onları Cengiz Yüzbaşı'nıza verin. Ne de olsa o kazık yemediğimizi düşünüyor. Komutanım yapmayın böyle. Biz alışkın değiliz sizin kırgın olmanıza. Nadia hain ya da değil. Kimin haklı ya da haksız olduğunu ne önemi var? Artık önümüze bakmamız gerekiyor. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. Size bir iyi, bir de kötü haberim olacak. Sedef'le ilgili bir gelişme mi var komutanım? Yani Sedef ve Nida ile ilgili.
Sen kötüden başta hasta. Maalesef Sedef'le ilgili bir ipucuna hala ulaşamadık. İyi haber ne komutanım? Nadia. Nadia hala bizimle beraber arkadaşlar. Bir fedakarlıkla. Hem de büyük bir fedakarlıkla. Aslı sen ne diyorsun? Dediğimi duydun senin. Her şey bir oyunmuş. Sacit General Ali Yüzbaşı ile gereken konuşmayı yaptı. Sedef'i ve Nida'yı kurtarmak için operasyon düzenlenecek. Nasıl bir fedakarlık bu? Biliyorsunuz Nadia annesini arıyordu. Nadia'nın annesini de Orhan bulmuş. Ne? Nasıl yani? Nadia Orhan'ı tanıdığı için Ali Yüzbaşı'yı etkisiz hale getirmek zorunda kalmış. Ha. O yüzden yeleğinden vurdu. Yoksa başından da vurabilirdi. Nadia, Boran'ın safında görünerek Sedef'in yerini öğrenmeye çalışacak. Hem de bunu annesinin katiliyle işbirliği içinde yapacak. Şarjı var. Koru beni. Baş üstüne komutanım. Alçağın kim olduğunu öğrendim sonunda. Çok hızlısın Nadia. Bu kadar kısa sürede nasıl ikna ettin? İş ailesine uzanınca hemen yelkenleri suya indirdi yüzbaşı. Bu iş cephede savaşmaya benzemiyor. Telefona bahsettiğin sürpriz ne peki? Profesör Cihangir Yılmaz. Onu tekrar ele geçirebiliriz. Nasıl? Nasılına odaklanma. Muhtemel sonuçlarını düşün. Kaybı ahtapot için büyük hayal kırıklığı oldu Boran. Neden Mithat'ın beceriksizliği senin hanene yazılsın? Hı? Bunu telafi edebiliriz. Macera arama Nadia. Onu senin gibi acemiler yapar tatlım.
Boran sana benden bahsetmedi galiba. Dün bir bugün iki. Senden ekstra plan yapmanı isteyen mi oldu? Bu stajyeri çok mu aradın? Devam et sen Nadia. Adamın kızı boşuna kaçırılmadı. Elimizde büyük bir koz var, farkında değil misiniz? İyi güzel diyorsun da şu anda Türkiye'de Cihangir'den daha iyi korunan biri olduğunu düşünmüyorum. Emin ol, tek bir kurşun bile harcamadan yapacağım bunu. Sadece yanıma biri lazım. Lilith harika bir partnerdir. Hemen yüzünü düşürme tatlım. Biraz didişmeden bizim işlerin tadı çıkmaz. Güzel. Benden haber bekleyin. Yaptığı iş güzellik. Neden geriliyorsun ki? Bir kaybımız olmayacak. Adamı elimizden kaçırdık zaten. Hem Nadia'yı gözlemlemek için bundan daha iyi bir fırsat olamaz. Hadi. Teşekkürler Yemivank. Biz hep Mithat'ı başarısızlıkla suçladık. Ama görünen o ki tek suçlu o değilmiş. Nasıl yani? Özel kuvvetler karşısında uğranan hezimetin sorumlusu vermeyeyim. Sensin. Mithat öldü. Muhbir bulunmuş değil. Elizabeth. Lütfen. Bak, Boran'ı sahaya sürerek yeni bir hamle başlattık. Bekleyip biraz sonucunu görmemiz lazım. Bir dakika bile zamanım yok. Sen benim neler yaşadığımı biliyor musun? Ne yaşadığın umurumda bile değil. Yaşayıp yaşamaman muhbirin bulunmasına bağlı. Tamam Elizabeth. Elimi taşın altına koyacağım. Benden ne istiyorsun? Oyunu yeniden planlayacağım. Çin'deki görevime biraz ara veriyorum. Muhbiri bulmak için Türkiye'ye döneceğim. Emirlerimi bekle. Kaldır elleri de. Silahım yok.
Ara üstünü. Temiz. İşe yarayacak mı? Korumalar fark etmeden vurabilecek misin? Hiç şüphen olmasın. Zaten başka yol da yok. Güzel. Şimdi notu okuyunca korumaları görünmeden dışarı mı çıkacak diyorsun? Hı, evet. Hem de tıpış tıpış. Bingo. Balık yemi tuttu. Bakalım yutacak mı? Dua et yutsun. Çuvallarsan elimden çekeceğin var. Kızını görmek istiyorsan korumalara görünmeden evden çıkıp villanın arkasındaki ormana gel. Eğer korumalara haber verirsen kızın ölür. İşte geliyor. Sana tıpış tıpış geleceğini söylemiştim. İyi. Gidelim. Kusura bakma Devrem. Öyle söylememeliydim. Önemli değil Devrem. Dikkat! Hepiniz hazırlıklı olun. İki unsur halinde operasyonu icra edeceğiz. Selim'in unsuru Sedef ve Nida için, Cengiz'in unsuru da benim emrimle hareket edecek. Ufak ama etkili bir görev olacak. Anlaşıldı mı? Emrinizdir komutanım. Unutmayın ki uygun yerde bulunan bir istihbaratçı binlerce askere bedeldir. Bugün de Ali ve Nadia bize istihbaratı sağlıyor. Ben komutanım ama Ali Yüzbaşı saatlerdir ortada yok. Her şey planladığımız gibi gidiyor. Merak etmeyin arkadaşlar. Nadia bizi Sedef'e götürecek, Ali Yüzbaşı da Boran'la buluşacak. Ama her şeyden önce ikisi de hayatta kalmalı. Dur! Bizimle işbirliği yaptığın için öncelikle teşekkür ederim. Şimdi beni iyi dinle. Eğer kızını görmek istiyorsan önce çeneni kapalı tut, sonra da dediklerimi harfiyen uygula. Tamam. Ne diyorsanız yapacağım. Şişt. Ne dedik? Çeneni kapalı tut. Gidelim. Yürü. Hoş geldin Ali. Birbirimize, ismimize hitap edebiliriz değil mi? Sıkıntı yok. Daha dün birbirimizi boğazlıyorduk. Ne demişler?
Büyük dostluklar kavgayla başlar. Buyur. Hadi çocuklar gelin bakalım. Alın ekmeklerinizi. Baba ben üç dilim istiyorum. Tamam. Al bakalım sana üç dilim. Hadi afiyet olsun. Teşekkür ederim baba. Aslanım. Baba ben ne üç dil istiyorum? Herkese yetecek kadar var. Baba ben ne üç dilim istiyorum? Al bakalım. Gel. Afiyet olsun. Bu bahçe... Çocuklarım, benim cennetim. Onlardan daha değerli bu dünyada hiçbir şey yok. Her şey onlar için. Senin çocuğun var mı? Yok. Evlat çok farklı bir şey. Hele böyle eve geldiğinde sana koşarak sarılmaları. İnsanı pamuk gibi yapıyor. Senin için sadece kendi çocukların önemli değil mi? Diğerlerinin zerre önemi yok. Geçenki patlamada 4 çocuk öldü. Bu veballe bu çocuklara nasıl sarılıp uyuyacaksın? Bu ikisi ayrı şeyler benim için. Hayatın kuralları sert. Kader midir bilmem. Ama hayatta kalmak ya da kazanmak için doğru zamanda doğru yerde olmak gerek. Sen bu söylediklerini bir de annelerine söyle bakalım ne tepki verecek. Onların anneleri yok. Yani yakın zamanda vefat etti. Daha doğrusu ben öldüm. Nasıl yani? Ne demek bu? Yaşadığım hayat ona zor geldi. Çocukları benden koparmak istedi. Aşıktı bana. Ama aşkın kölelik olduğunu unuttu. Sen de onu öldürerek hatırlatmış oldun öyle mi? Ne olacak peki bu çocuklara hiç düşündün mü? Eğer bir gün ölüp gidersen. Kardeşler olarak birbirlerine tutunacaklar. Baban öldüğünde kız kardeşine yaptığın gibi. Aç ellerini. Aç. Aç bacaklarını. Cihangir'in ayakkabılarını bir verici yerleştireceğiz. Her yerini arayacaklardır. Kesin ortaya çıkar. Bunu da düşündüm. Sen Cihangir'i teslim ettiğinde verici çalışmıyor olacak. Çünkü içindeki pili diğer ayakkabısının topuğuna koyacağız. Ve parçaları gittiği yerde birleştirecek, öyle mi? Aynen öyle. Temiz. Güzel. Elinizden sakın kaçırmayın. Thank you.
Aferin Nadia. İyi iş çıkardın. Benden haber bekle. Merak etme annem, ben iyiyim, gayet iyiyim. Hiçbir sıkıntı yok. Sen rahat ol. Ah ah, bir baş göze de bilseydim seni, içim daha rahat ederdi. O niyeymiş? Erkek adam evini yuvasını kurduğunda canının kıymetini daha çok bilirmiş oğlum. Hani bir kız vardı bahsediyordun, o nasıl? Aslı. Aynı bir anne. Aslı hala güneş gibi doğuyor içime, her gün. O kızın gözleri çok güzeldi değil mi? Hem de nasıl. O buz mavisi gözleriyle bir baktım içime, yüreğim serinliyor. Ne dert kalıyor, ne keder. Neyse annem, benim şimdi kapatmam lazım. Tamam oğlum, dikkat et kendine. Sen de anneciğim. Allah'a emanet ol. Çocuklara da bana da bol bol dua et, olur mu? Tamam, hadi hoşça kal. Allah'a emanet olun. Selim? Aslı, sen nereden çıktın? Bir işin mi var? Son operasyon raporlarını getirdim de senin imzan eksik kalmış. Bir de hoşça kal demek istedim. Malum, zor bir operasyon olacak çünkü. Kendine dikkat et, olur mu? Ben önümdeki operasyonun zorluğundan korkmuyorum. Çünkü arkamda sen varsın, biliyorum. Yani istihbarat var. Bilirsin, istihbarat güç demektir. Bir adım önde olmak demektir. O yüzden, ondan. Öyle diyorsa, öyledir. Ters tutuyorsun. Ters tutuyorum. Ters tutuyorum. Sen imzala, bana getirirsin. Görüşürüz. İmzalar. Düğüm çözüldü. Nadia'nın annesini vuran Boran Karadeli'ymiş. Komutanım. Kusura bakmayın, ziyaretinize gelemedim, görevdeydim. Ama sizi böyle sağ salim gördüm ya. Gam yeme. Komutanım. Sen orada Gülseren'i bırakma demedin mi Çelebi? Emre itaatsizlik dedim. Ne haddime komutanım? Gülseren bacım ölmüştü. Sizi o halde nasıl bırakabilirdim? Onu koruyamadım Çelebi. Ona verdiğim sözleri tutamadım. Ruhu şad olsun komutanım. Siz elinizden geleni yaptınız. Yok, bu böyle olmayacak. Aslı, Cihangir topundaki vericiyi çalıştıramazsa ne olur? Çalıştırmak zorunda Selim. Başka bir seçeneği yok. Ya bölgede Cemur varsa? Plan çöp olur. Bu adamlar onu da düşünmüştür komutanım. Kim bilir nerede tutuyorlar Sedef. Beni idai. Arkadaşlar, bu iş çantada keklik değil. Farkındayım. Olasılıklar üzerine kurulmuş bir operasyon. Ancak başka bir seçeneğimiz yoktu. Umarım her şey yoluna gider. Yoksa en ufak bir hatada Ali Yüzbaşı'yı ve Sedef'i kaybederiz. Var mı istediğiniz bir şey? Yok.
Kardeşim bırak beni al. Kendi canını kardeşininki kadar önemseseydin belki dediğin olurdu. Buna kafanı yoracağına muhbirin kim olduğunu söyle. Olsun bitsin. Sonra sohbetimize bakalım. Bilsem söylerdim diyorum sana. Yapma yüzbaşı. Yapma. Gel bak gel. Tohumlara bak. Bu çekirdeklerin içinde orman gizli. Peki. Senin içinde ne gizli? Hı? Şimdi söylemezsen yalanın boy verip ortaya çıkacak. Adi bir muhbiri kayırmak için yalan söyleyecek değilim. Hem bazı şeyler var. Bunu sadece üstlerimiz bilir. Hmm. O zaman muhbiri bilen kim? Onu söyle. Kardeşimi görmeden yapmam. Nasıl istersen. Görüntüler. Abi. Abicim. Sedef. İyi misin? Abi biz neyin içine düştük böyle? Sedef merak etme, kurtaracağım seni. Abi sakın. Sakın beni öldürseler bile sakın bu alçaklara taviz verme. Sedef sen gönlünü rahat tut, bekle beni, tamam mı? Merak etme, seni kurtaracağım oradan. Kim biliyor? Tüm General Sajid Korkmaz. Demek Sajid Paşa. Peki bu Sajid Paşa nasıl biri? Vatansever, kahraman bir Türk subayı. Diyaloğunuz nasıl? Bak ne yapmaya çalıştığını anlıyorum. Ama bunu asla yapmam. Buna mecbursun. O ismi bana vereceksin. Buna gücüm yetmez. Peki kardeşinin ölümünü izlemeye gücün yeter mi? Bunu aklından beni geçirme. O zaman gerekeni yap. Sana tuzak kurmamdan hiç çekinmiyor musun peki? Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Belki birkaç adam. Ama sen öyle değilsin. Kız kardeşin, fedakar annen, timdeki can kardeşlerin, sonra Kalender abin Çelebi. Daha sayayım mı? Sandviç göndermişler Nida. İster misin biraz ha? Sağ ol, istemiyorum. Yapma böyle. Yemen lazım biraz. Yavaş olun biraz, yavaş. Ben hayal mi görüyorum? Yoksa sen de duyuyor musun bunları? Babamın sesi bu, babam. Geç hadi, geç. Kızım. Baba. Kızım, canım yavrum benim, Nidam. Çok duygusal. Bu manzarayı daha fazla kaldıramayacağım. Hadi. İyi misin kızım? Sana bir zarar vermediler değil mi? Yok, sadece çok korktum. Ama neyse ki Sedef abla yanındaydı. Çok destek oldu bana. Bana güvenebilirsiniz hocam. Ben onlardan biri değilim. Sen Ali Yüzbaşı'nın kardeşisin değil mi? Evet. Abim nasıl, iyi mi? Ali Yüzbaşı ile timi kurtardı beni. Korumaya aldılar. Sonra da onlarla çalışan muhbir bir kadın beni yeniden kaçırdı. Ne diyor? İsmini bilmiyorum ama zaten her şey Ali Yüzbaşı'nın planıydı. Sizi buradan çıkarabilmek için önce benim içeri girmem gerekiyordu. Kızım, sen kapıyı kontrol et. En küçük bir ses duyarsan ya da buraya yaklaşan birini fark edersen hemen bana haber ver, tamam mı? Tamam.
sinyal verici bu. Evet. Hadi. Yalnız verici burada sinyal vermeyebilir. Tuvalete gittiğimde kadının konuşmasını duydum. Burada telefon bile çekmiyormuş. Seni böyle bir ikilemde bıraktığım için üzgünüm. İşleri bu kadar keskin ve sert yürütmem benim için zorunluluk. Ahtapot mu böyle istiyor? Evet. Evet ama benim için ikincil bir konu. Benim asıl amacım çocuklarım yeni dünya düzenini hazırlamak. Ne yapıyorsam onlar için yapıyorum. Umarım bir gün onlara yaptığın kötülüğün farkına varırlar. Her kahraman gibi sen de romantiksin yüzbaşı. Sözüne güveniyorum. Bu iş sabaha karşı bitecek. Evet, hadi ben kaleye geçtim. Haydi. Geçenki patlamayı bir kağıt toplayıcı yaptı diyorlar, haberin var mı? Haberim var ama o şerefsiz bizden değilmiş. Ben de öyle tahmin ettim. Ferit, sizin bu işlerde pis tezgahlar dönüyor. Kulağın delik olsun, bir araştır bakalım. Emin olur, şöyle bulsam. Şunu... Yok ustam, almam. Devlete millete bir yararım dokunsun. Bak işte. Böyle dedin, makansılar duruyor. Ferit, bana yol yordam göster. Şu şerefsizi bulalım. Var mısın? Ayıpsın ustam. İstanbul'un tosunu attırırız, haber alalım. Koçum benim. Hadi görüşürüz. Şunlara bu tarafa. Tek başına yapabileceğinden emin misin? Yapmak zorundayım. Başka çaremiz yok. Ne var? Tuvalete gitmem gerek. Yine mi? Evet, ne var bunda? Çekemeyeceğim seni. Buluşmada yürü hadi. Sallanma da gir hadi. Orada. Hop, sana diyorum aç şu kapıyı. İşim daha bitmedi. O ses neydi? Sana diyorum aç kapıyı. Aç şu kapıyı, o ses neydi? Çık hadi. Çık hadi. Çık hadi. Patlama. Klozetin deliğinden kaçacak halim yok. Aç kapıyı. Sana diyorum aç şu kapıyı. Aç şu kapıyı be. Sana.
Tamam geldim işte, ne oldu? O ses neydi? Çöp kovası devrildi. Yürü hadi. Bugün bir daha sana tuvalet yok, haberin olsun. Nerelerdeydin? Kahrolduk burada, elimiz kolumuz bağlı seni beklemekten. Girdik bir yıldanın içine Selim. Ne diyor peki? Neyin peşindeymiş bu adam? Sacit General'in peşinde. Ne? Gel! Rahat rahat. Doğru duydunuz. Beni istiyor ve istediğini vereceğiz. Demek Boran Muhbir'in kim olduğunu öğrenmek istiyor. Nadia'ya göre Boran Muhbir'in ismini almadan durmayacakmış. Sedef'i öldürmeye kalkacak kadar tehlikeli bir tip bu. Her şey beklenir. Komutanım, ona öyle bir oyun kurmalıyız ki söylediklerimize gözü kapalı inanmalı. Anlaşıldı Ali. Şimdi beni iyi dinle. Durumu anladınız çocuklar. Bu adamı akıl oyunlarıyla yeneceğiz. Emredersiniz komutanım. Komutanım, Cihangir Hoca'dan sinyal gelmeye başladı. Ancak sinyal çok zayıf. İşte bu iyi haber. Selim, Aras Yemen dahil unsurunu al. Büşra ve Aslı ile birlikte sinyal gelen noktaya gidip operasyon icra edin. Yalnız son derece dikkatli ol. Sedef ve Nida'nın hayatı söz konusu. Emredersiniz komutanım. Ali, sen de evine geç ve bekle. Emredersiniz komutanım. Arkadaşlar, size sonuna kadar güveniyorum. Pençetimiyle uğraşmak neymiş, gösterin onlara. Emredersiniz komutanım. Kusursuz bir plandı. Tebrik ederim. Bu kadarını beklemiyordum. Olacak o kadar. Kimin öğrencisiyim? Birbirimizi ağırlamak yerine iş konuşsak. Sedef ne olacak? Plan belli. Eğer Ali bizi satarsa Sedef'i öldüreceğiz. İyi de muhbiri öğrenmek için tek kozumuz o. Elindekine fazla titizlendin mi ona mahkum hale gelirsin. Eğer Sedef ölürse biz de sahiciti kaldırırız. Bu kadar basit. Ne kadar kolay söylüyorsun. Tamam. Peki senin dediğin gibi olsun. Cihangir'i ne yapacağız o zaman? Sabah işimiz bitince planladığımız gibi Cihangir'i Atapot'un bilim üssüne götüreceksin. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Sen üzerine düşeni fazlasıyla yaptın. Yoksa hala bana güvenmiyor musun? Boran Karadeli olarak sana sonuna kadar kefilim. Ama senin hakkındaki kararı ben değil, Ahtapot'un tepesindeki isim verecek. Nasıl yani? Ne demek istiyorsun? Kimden bahsediyorsun? Bu adrese git ve bekle. Sorularına cevap bulacaksın. Seni özel bir jet götürecek. Artık sonrası senin meselen. Sana hep Orhan Bey diye seslendim. Saygımdan. Geçen gün ne düşündüm? Senden çok daha yaşlıyım şimdi. Sana isminle seslenebilirim. Orhan. Bu evlatları büyütmek çok zor oldu Orhan. Çok zor. 23 yıldır sensiz her sabah gözümü açtım. Ve ilk zamanlar bir başıma iş bilmem, güç bilmem, alışveriş bilmem. Muazzez koş, Muazzez yetiş, pişir, kotar,
Yedir, içir, yıka. Okula gönder. Büyüdükçe dertleri de büyüdü. Her sabah dininde aynı dua. Allah'ım iyilerle karşılaştır ya Rabbi. Yok Orhan, yok benim gücüm, kuvvetim kalmadı. Artık aldığım nefes ciğerime batıyor. Yüzüne bakmaya kıyamadığım Sedef'im zalimlerin elinde. Ali'm her gün büyük imtihanlarla sınanıyor. Haberin var mı? Dua et. Dua et. Dua et. Yavrularım evlerine, yuvalarına dönsünler sağ salim. Sağ salim dönsünler, dua et. Şu an muhbirin kim olduğunu merak ettiğim kadar Ali Yüzbaşı'nın komutanını nasıl ikna edeceğini merak ediyorum. Hoş geldiniz komutanım. Sağ ol Ali. Apar topar geldim. Umarım söyleyeceklerin önemlidir. Seni dinliyorum. Komutanım, kız kardeşimin yaşaması için bana muhbirin kim olduğunu söylemeniz lazım. Mekan burası değil mi? Büşra, eminsin. Komutanım, sinyal çok zayıf geliyor ama evet, burası. Sabri, emrimle elektriği kesiyorsun. Emredersiniz komutanım.
Haydi giriyoruz. Ali, sen ne söylediğinin farkında mısın? Böyle bir şey mümkün değil. Komutanım, kız kardeşimin hayatı söz konusu ama. Tamam, Sedef'i bir şekilde bulacağız. Ama şimdi sen benden... Mümkün olmayan bir şeyi, bir devlet sırrını teröristlerle paylaşmamı istiyorsun. Ama komutanım... Aması babası yok Ali. O muhbiri elde etmek için ne tavizler verdiğimizi sen de biliyorsun. Ne riskler aldın. Neden bahsettiğinizi anlamadım. Suriye'deki operasyon etkileri hala sürüyor. Suriye mi? Nasıl yani? Thomas Mansfield'den bahsediyorsunuz. Tamam. Evet. Sen de ülkene olan yeminine sadık kalıp bu sırrı saklamaya devam edeceksin. Thomas Mansfield mi? Seni hain şerefsiz. Ne? Nasıl olur bu? Hazır olun. Yüzbaşının evini basacağız. O generali istiyorum. Bu bilgiyi teyit etmek gerek. Bakalım neler söyleyeceksin Sajit. Sıla'cığım, kahveleri döker misin? Şimdi geliyorum. Çekmiyor. Sinyal kesici kullanıyorlar. Atış serbest. Rehinelerin yanına çabuk. Verici sinyal vermiş. Buldular bizi.
Helal olsun sana Sedef. Hakikaten de abinin kardeşiymişsin. Çok sağ ol Sedef abla. Söyledim sana Nida. Türk askerimizi kaderimize terk etmez dedim. Gidelim. Sinyal nereden geliyor? Çok yakındasınız komutanım. İlerlemeye devam edin. Sinyal binanın içinden geliyor. Selim, acele edin. Fazla vaktiniz kalmadı. Adamlar her an bir delilik yapabilirler. Gidelim. Abi buradayız! Abi! Çok konuşma, geç yerine! Bunun bedelini ödeyeceksin. İkisinin ellerini bağla. Sana bağla dedim. Tamam kızım, hadi. Söylediğini yap kızım. Sağlam bağla. Kontrol edeceğim ona göre. Savcı'nın sıra sana da gelecek. Sakin ol kızım. Hepsi geçecek. Sakin ol. Hadi çabuk! Çabuk! Tamam. Komutanım, bu sığır bizimle mezara kadar gider. Ancak söz konusu kız kardeşim. Tekrar düşünmenizi istiyorum. Düşünecek bir şey yok Ali. Bizim mesleğimiz... ölçülemeyen bir adanmışlık ruhuna sahiptir. Senden de istediğim fedakarlık. Ayrıca bu muhbirin verdiği bilgiler sayesinde ahtapotu çökertmemize ramak kaldı. Emredersiniz komutan. Başarılar. Sedeflerin yeri tespit edildi. Operasyon başladı. Siz de işinizi bitirin artık. Dikkatli olun çocuklar. Çok şükür. Sedef'in yeri bulmuş. Şükürler olsun. Temas var! Temas! Bahçedeler! Gönder gitsin devre. Abi. Geldik, gördük, yiyeceğiz.
Temiz. İçeride olmalı. Ben giriyorum. Aras bekle. Aras bekle. At silahını! At silahını yere yoksa kızı vurur. At silahını yere. Tamam. Tamam, bırakacağım silahımı. Sana silahını at diyorum. Tamam, sakin. At silahını yere. Tamam, sakin ol. Bir manyaklık yapma. Bırakıyorum silahımı. Bırakıyorum. Hadi. Tamam. Bırakıyorum. Çabuk ol. Tamam. Şimdi elimi tabancama götüreceğim. Tabancamı bırakacağım. Tamam. Sakın. Kapa çeneni, hadi. Sakin. At şu silahını, hadi. Sakin. Sakin. Bırakıyorum. Acele et. Bırakıyorum. Temiz. Tamam, tamam. Geçti. Tamam, geçti, geçti. Şükürler olsun. Aras, teşekkür ederim. İyi misin kardeşim? Ha? Şükürler olsun. Sedef. Teşekkür ederim. Kızım. Hepiniz iyisiniz değil mi? Cihangir hocam? İyiyiz, iyiyiz. Size nasıl teşekkür edeceğimi inanın bilemiyorum. İyi ki varsınız. Ne demek? Görevimizi yaptık hocam. Bu arada abim nerede? Ali Yüzbaşı yılanın başını ezmekle meşgul. Ulan Hüseyin! Bu iş çok uzak, hadi temizleyin. Anlaşıldı. Temiz. Bora, Hüseyin. Güvenlik sizde. Anlaşıldı. Boran çok yakında olmalı. Bu iş bugün bitecek. Nereden biliyorsun yakında olduğunu? Burada çok fazla tepe var. Bu cihaz o kadar yakından çekmez. Bir yer biliyorum. Kesin oraya pusu atmıştır. Alo? Ali Yüzbaşım, Sedef'i kurtardık. Herkesin durumu iyi, çok şükür. Çok şükür. Abi. Sedef. İyisin değil mi? İyiyim abi, senin nasılı hakkında konuşmam. Sedef, tamam, benim kapatmam lazım hemen. Ali, sizin durumunuz nedir? Senin burayı hallettik, şimdi sıra Boran'da. Görüşürüz. Tamam. Hadi o zaman. Ali Cengiz oyunu başlasın. Operasyon başarısız oldu. Operasyon başarısız. Reyneleri kurtarmışlar. Ne? Ali Yüzbaşı da motoyla bize doğru geliyor. Güzel. Güzel. Sen git tedbir al. Ben onunla ilgilenirim. Mis gibi koktu. Çok güzel köpürmüş kahveler. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var derler. Ne dersin? Bizim için de işler mi? Biz mi? Siz kimsiniz? Hiç değişmemişsin. Siz kimsiniz dedim. Hatırlamadığına göre ben çok değişmişim sanırım.
Belki sarılsa. Ali. Asıl senin için buraya kadarmış. Hesap vakti Boran.